Bahçeli'nin af konusuyla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Hükümetinizin gündeminde böyle bir şey olmadığı söyleniyor ama yine de sosyal medyada bu algı çok hızla yayılıyor. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani Sayın Bahçeli'nin görüşlerine saygılıyız. Netice itibariyle bir genel başkan olarak talebini, hedefini ifade etmiştir. Ama bizim genel başkanımız ve cumhurbaşkanımızın da başbakanımızın da ifadeleriyle af konusu bizim şu an itibariyle hükümetimizin gündeminde değil. Yani açık ve net. Yani önümüzdeki süreçte ne olur bilemem ama şu an itibariyle bizim gündemimizde değil. Siz Turgutlu'ya ayrı bir önem veriyorsunuz. Evet. Turgutlu'yu da seviyorsunuz bildiğim kadarıyla. Nasıl görüyorsunuz Turgutlu'yu? Turgutlu bizim için özel bir ilçe, büyük bir ilçe, yakın bir ilçe olduğu için konumuz da farklı tabii. Bugün inşallah Turgutlu ilçemizde ilçe başkanımız, yönetimlerimizle, kadın kolları başkanlarımızla beraber bazı programlar organize ettiler. İftarda inşallah burada olacağız. Teravih namazında burada olacağız. Bunun arkasından da sohbet, muhabbet ortamında hemşerilerimizle buluşacağız. Tabi Ramazan'ın getirmiş olduğu ağırlık, Ramazan'ın vermiş olduğu bu artık rehavet diyelim. Oruç olduğumuz için hepimizi de biraz daha yorgun halde tutuyor. Bu iftardan sonra inşallah açılıyoruz. Şimdi Turgut'u da inşallah bereketli olur, güzel olacağını düşünüyoruz programlarımızın. Turgut'u tabi her türlü açıdan tarımıyla, sanayisiyle, insan gücüyle, dinamizmiyle Manisa'nın en önemli ilçelerinden biri. Hatta en başında gelen bir ilçe. Dolayısıyla Turgutlu'ya önem vermemek olmaz. Biz de önceki dönemlerde Refah Partisi zamanından beri Turgutlu'ya zaten önem verilen bir bölgedir, kasabadır deriz. İşte ilçemiz deriz zaten ama kasabalı derler. İnşallah Turgutlu ilçemizin önümüzdeki bu 24 Haziran seçimlerinde de teşkilatımızla beraber halkımızın, milletimizin güçlü bir şekilde tekrar bizlere desteğini vereceğini, AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı'na destek vereceğini düşünüyoruz, görüyoruz. İnşallah bereketli olur. Önümüzdeki seçim süreci hem Turgutlu'muz, hem Manisa'mız, hem ülkemize hayırlar getirir inşallah. Teşekkür ederim.